Evet, merhaba arkadaşlar. Çok değişkenli fonksiyonlar için kapalı fonksiyon z eşittir fx y şeklinde bir çok değişkenli fonksiyon alalım. Fx y eksi z eşittir 0. Büyük f x y z eşittir 0 şeklinde ifade edersek yine bir kapalı fonksiyon elde etmiş oluruz. Z eşittir fx y fonksiyonunu fx y z eşittir 0 şeklinde ifade ederek kapalı bir fonksiyon elde ediyoruz. Peki bu kapalı fonksiyonun türevini nasıl alırız? Bu fonksiyonun x'e göre türevini alalım mesela. Df bölü dx çarpı x'in x'e göre türevini alalım. Artı df bölü dy y'nin x'e göre türevini alalım. Artı df bölü dz z'in x'e göre türevini alalım. Eşittir 0. Burada dx bölü dx 1'dir. Dy bölü dx ve dz bölü dx nedir? Aradığımız şey aslında z'in x'e göre türevi. Dz bölü dx'in ne olduğunu arıyoruz biz. X'in x'e göre türevi 1'dir. Ancak y'nin x'e göre türevi burada x ve y bağımsız değişkenlerdir. X ve y bağımsız değişkenlerdir. Z eşittir fx y şeklinde fonksiyon almıştık. Z eşittir fx y fonksiyonunda x ve y bağımsız değişkenler, z bağımlı değişkendir. Dolayısıyla z bağımlı değişken, x ve y bağımsız değişken ise x'in x'e göre türevi 1'dir ancak y'nin x'e göre türevi 0'dır. Z'in x'e göre türevini aradığımız için z'in x'e göre türevini burada çekmemiz gerekir. Dz bölü dx çekersek dz bölü dx df bölü dz çarpı dz bölü dx eşittir. Burası gitti. 0. Dx bölü dx 1. Df bölü dx bu tarafa atarsak eksi df bölü dx olarak geçirmiş oluruz. Df bölü dz de bu tarafı bölü olarak geçer. Dolayısıyla dz bölü dx'i biz eksi df bölü dx bölü df bölü dz olarak elde ederiz. Yani dz bölü dx eksi f'in x'e göre türevi, daha kısa bir gösterimle göstermek istersek eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in z'e göre türevi şeklinde kapalı fonksiyonun türevini elde etmiş oluruz. Benzer şekilde dz bölü dy'yi elde edebiliriz. Dz bölü dy'yi elde ederken de x'in y'ye göre türevi 0 olur. Dz bölü dy'yi sizlere ödev olarak bırakıyorum. Dz bölü dy'yi elde ederken df bölü dx, dx bölü dy şeklinde böyle zincir kuralıyla burayı aşacaksınız. Bunu size ödev olarak bırakıyorum. Şimdi bir örnek çözelim. Çok değişkenli bir fonksiyon alalım. Bu çok değişkenli fonksiyonun
kapalı bir fonksiyon halindeyken türevini alalım. Mesela x artı 2y eksi artı 3z eksi 5 eşittir 0 şeklinde bir kapalı fonksiyon olduğunu düşünelim bunun. Bildiğimiz gibi bu bir düzlem ifade eder. Kapalı fonksiyon türevi çıkardığımız ifadeleri kullanırsak dz bölü dx dz bölü dx eksi f'in x'e göre türevi bölü f'in y'ye göre türeviydi. Pardon, f'in z'e göre türeviydi. F'in x'e göre türevi eksi çarpı f'in x'e göre türevi x'in türevini alıyoruz 1'dir. Y'nin x'e göre türevi 0. Burada x'e göre türevleri alırken fx, yz şeklinde bir fonksiyon olarak düşünüyoruz bunu. Fx, yz eşittir 0 şeklinde. Burada türevleri alırken y'yi ve z'yi sabit birer sayı olarak düşünüyorduk. Bölü f'in z'e göre türevi f fonksiyonumuz z'ye göre türevi 3'tür. Bu sayıları sabit sayılar olarak görüyorduk. Dz bölü dy'yi alalım. Bu da eksi f'in y'ye göre türevi bölü f'in z'ye göre türevi olarak elde edilir. Bu da eksi f fonksiyonunun y'ye göre türevi 2'dir. F fonksiyonunun z'ye göre türevi 3'tür. Eksi 2 bölü 3 olarak elde ederiz. Diğer yolla elde etmeye çalışalım. X artı 2y artı 3z eksi 5 eşittir 0 fonksiyonunun x'e göre türevini alalım arkadaşlar. X'e göre türevini alırsak x'in x'e göre türevi 1'dir. Y'nin x'e göre türevi 0 olduğunu ifade etmiştik. Z'in x'e göre türevi 3 çarpı z'nin x'e göre türevi olarak ifade edilir. Zaten biz z'in x'e göre türevini alıyoruz. 5'in x'e göre türevi 5 sabit sayıdır. Sabit sayının türevi 0'dır. Burada z'in x'e göre türevini çekersek 3 çarpı z'in x'e göre türevi eşittir. Eksi 1. Buradan z'in x'e göre türevi eşittir. Eksi 1 bölü 3 olarak elde ederiz. Benzer şekilde yukarıda z'in x'e göre türevini çıkardığımız zincir kolundan çıkardığımız ifadeden bulmuştuk. X artı 2y artı 3z eksi 5 eşittir 0 fx yz kapalı fonksiyonunun y'ye göre türevini alalım. X'in y'ye göre türevi 0'dır. 2y'nin y'ye göre türevi 2'dir arkadaşlar. Artı 3 çarpı z'in y'ye göre türevi nedir arkadaşlar? Z, y'dir. Z'in y'ye göre türevidir. Eksi 5'in y'ye göre türevi 0'dır. Yazmıyorum. Eşittir 0. Burada z'in y'ye göre türevini çekersem 3 çarpı z'in y'ye göre türevi eşittir. Eksi 2. Buradan z'in y'ye göre türevi eksi 2 bölü 3 olarak elde ederiz. Gördüğünüz gibi kapalı fonksiyonların türevini alırken çok değişkenli fonksiyonlarda da benzer şekilde ilerliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken zincir kuralında kapalı fonksiyonun türevini çıkartırken x ve y'lerin bağımsız değişkenler olduğunu unutmamamız gerekiyor. X ve y bağımsız değişkenler olduğu için zincir kuralından çok değişkenli fonksiyonun türevini alırken y'nin x'e göre türevi 0 oluyor. Ya da tam tersinde x'in y'ye göre türevini alırken 0 oluyor. Türev 0 oluyor. Çünkü x ve y bağımsız değişkendir. Aynı zamanda zincir kuralını kullanmadan da x'e ve y'ye göre türev alarak buradaki gibi çok değişkenli fonksiyonlarda da kapalı fonksiyonun türevini elde edebilirim.
İki yolu da kullanarak çok değişkenli fonksiyonlarda kapalı fonksiyonun türevini elde edebilmen mümkündür. Bu konuda daha farklı yüzeylerin türevlerini kapalı fonksiyonun olarak ifade edilen farklı yüzeylerin türevlerini alarak pratik yapabilirsiniz. Benzer çok değişkenli fonksiyonları kapalı fonksiyon olarak verildiği durumlar vardır. Bu tarz örneklerle konuyu pekiştirebilirsiniz. İyi günler.